Şöyle çekebilirsiniz. Diğer şey, Antep'e gelen 400 paket. Bunlar bizim, bunlar sizin. Bu Ali Bey hangi tarihte kastan aldı, nereye götürdü? Bekçi haberi, şu anda hiçbirimiz yok. Allah aşkına. Tamam efendim. Sizi tanıtır mısınız? Habib Başkan, Beytüşşabap Belediye Başkanı. Beytüşşabap'ta topyekun mücadele verdiniz. Koronavirüsle mücadele kapsamında yardıma muhtaç olan ailelere de destek çıktınız. Hem kaymakamlık hem belediye olarak neler söylemek istersiniz? Evet, bizler Beytüşşabap Belediyesi, Beytüşşabap Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu ile beraber ihtiyaç sahiplerini belirledik. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın da verilerini ele alarak. Bu kapsamda ilk etapta 300, sonradan da 700 olmak üzere ilçe merkezimizde yaklaşık 1000 aile yardım almış olacak. Hayat eve sığar, evde kal sloganlarıyla vatandaşlarımızı uyarıyoruz ama bu vesileyle evde kalan vatandaşlarımıza da bir nebze olsun gıda yardımında bulunmayı çalıştık. Bu kapsamda bizlere destek olan kaymakamlığımıza, valiliğimize, Şırnak Belediye Başkanlığımıza, Şenova Belediye Başkanımıza, yine Gaziantep'ten bizlere temizlik seti gönderen Tanin Ticaret Limited Şirketi'ne, yine Beytüşşabap'ta faaliyet gösteren Yeni Doğa Limited Şirketi'ne, İmamoğlu Limited Şirketi'ne, bizlere katkıda bulunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu zor süreci inşallah topyekun el ele hükümetimizin, devletimizin de desteğiyle atlatacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımızla, vakfımızla çok iyi bir işbirliği, güçbirliği içerisindeyiz. Ailelerimizi tek tek tespit ederek evlerine kadar ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Yine bununla beraber yine kaymakamlığımızın öncülüğünde işte kurumlarımızdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da desteğiyle nakdi yardımlar da yapılıyor. 155 gibi işte bu numaraları arayıp destek isteyenlere de bütün birimlerimiz yardımcı ve seferber olmaktadır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? İsmail Pendik, Beytüşşabap Kaymakamı. Değerli arkadaşlar, Beytüşşabap'ta koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uyguluyoruz. İlçemize koronavirüsün gelmemesi, bu salgının bulaşmaması için emniyet, jandarma ve sağlık teşkilatımız gerekeni yapıyor. Ama bunun yanında bu salgından dolayı, ekonomik durgunluktan dolayı özellikle sosyal yardıma ihtiyaç olan vatandaşlarımızın zor bir dönem geçirmemesi için Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında kaymakamlığımız, belediyemiz ve tüm kurumlarımız Beytüşşabap'ta son derece güzel bir işbirliği sergilemekte. Hepimiz iyi niyetliyiz, samimiyiz. İstenildiğinde, samimi olunduğunda bütün kurumların nasıl bir arada çalıştığını Beytüşşabap'ta biz herkese gösteriyoruz. Öncelikle faz 1 ve faz 2 kapsamında ekonomik istikrar kalkan paketi kapsamında yaklaşık olarak 1800 vatandaşımız, 1800 ailemiz 1000 TL'lik devletimizin yardımından yararlandı. Bizler de vakfımızla beraber nakdi yardımları da yaptık. Her zaman yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında belediyemizle beraber ve hayırseverlerimizin desteğiyle beraber vakfımızın da katkılarıyla yaklaşık 1000 vatandaşımızı da ayrıyeten gıda paketlerini ulaştırdık. Bunu hesap ettiğimizde Beytüşşabap'ta yardıma muhtaç olup da yardım almayan kimse kalmayacağı gibi özellikle bu ekonomik durgunlukta iş yerlerine de gerekli parayı kazanamayan esnafımıza da gerekli yardımları yaparak onları da bu süreçten mağdur olmadan çıkartmaya çalışacağız. Herkese eşit, adil bir şekilde yaklaşıyoruz. Hak eden ve meşru bir şekilde şartları sağlayan herkese
adil bir şekilde dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da işbirliği içerisinde Beytüşşebap'ta tüm kurumlar, sivil toplum, siyasi partiler, belediye, diğer kamu kurumları, kanaat önderleri, muhtarlar hepimiz müthiş bir işbirliği içerisinde bu süreci inşallah sağ salim bir şekilde nihayete erdirecek ve Beytüşşebap koronavirüsle mücadele hem tedbir noktasında hem sosyal yardımlar noktasında ülkemizde örnek gösterilecek ilçelerden biri olacaktır. Efendim son olarak şunu da değinmek isterim. Siz de kendiniz dile getirdiniz. Koronavirüsün Beytüşşebap'a yayılmadığını dile getirdiniz. Acaba bu kesin bir bilgi mi? Evet. Şu ana kadar tabii bunu sağlık İl müdürlüğümüz, valiliğimiz marifetince takip ediyor. Ama şu ana kadar Beytüşşebap'ta yaşayıp, Beytüşşebap sınırları içerisinde olup, Beytüşşebap'ta yaşayan kimse de koronavirüs yok. Sadece bir korucumuz da çıkmıştı. O da görev esnasında çıkmıştı. Tabii onun da araştırmaları yapılıyor. Ama ve lakin şu an Beytüşşebap köyleri ve merkezinde bize gelen bilgiler ışığında herhangi bir koronavirüs vakası olmadığını söyleyebiliriz.